Herkese selamlar dostlar. 2 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden de bazılarına yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle direkt başlayalım. Tekrardan bir hatırlatmamızı da yapalım. Katı Telegram gruplarımız Aralık ayı için yenilendi bilginize. Tekrardan katılmak isteyenler varsa zaten topluluk kısmından linkler ulaşabilirler. Onun dışında IBAN üzerinden de aynı şekilde alımlar yapıyoruz. Onun için de Instagram KangalTips hesabına yazarsanız sizler de Aralık ayı gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Bilginize geçtim bunu. Daha önce bir skor yarışması yapmıştık. Arjantin S.Eray. O kendini biliyor arkadaşımızın ismini yazmak istemedim buraya. Argo kelime vardı söylemeyelim. Maç skor yarışması da yapalım sizlere. Eray Instagram'dan yazarsa tekrar alalım. Geçen ay da almıştık aynı şekilde. Eee... Maç skoru yarışmamızda Kamerun Brezilya maçı. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Çok fazla bir skor beklentim yok benim bu maçta. Hatta beklenti 2 birlik bir Brezilya galibiyeti de olsa ben mücadelenin 3 golde bile olmasını açıkçası çok zor. Yani beklemiyorum diyeyim daha doğrusu. Siz yorumlar yazabilirsiniz. Maç skorunuzu bilen bir arkadaşımız katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Geçtim bunu. Günün ideal kombinesi vardı dün arkadaşlar. Çok güzel bir kombine yaptım. Yani bu kombine için kendimi de tebrik ediyorum. Hem sürprizlerden kaçtık ki zaten tercihlerimizden çoğu geldi. Ben tertemiz geleceğini de düşünüyordum. Tek kombineydi arkadaşlar. Arjantin maçına 2 ve 3.5 alt yaptım. 1.70 gibi orandan aldım. 1.70 gibi orandan aldım. Arabistan maçına da 3.5 sarı kart üstünü 1.20'den koydum. Rahat gelmesini bekliyordum zaten Arabistan'ın. İlk yarıda zaten 3 tane sarı kart oldu. Maçın hakemi Oliver'dı. İngiltere'den de biliyorsunuz kartlarına başvuran bir hakemdi. Maçın da sert geçmesini beklediğimden dolayı zaten dakika 88'de 5 tane bile olmuştu. İdeal kombinimiz kazandı. Katı Telegram gruplarına Aralık ayına güzel başladığımızı belirtelim. Değerlendiren katılanlara herkese tebrikler diyerekten geçelim. İki tane de maç önü tercihim vardı. Bir tanesi Tunus'un atacağı gollü maç önü olarak yaptım. Diğeri de Suudi Arabistan'ın atacağı gollü. Suudi Arabistan golü 90 artı 5'te geldi. Tunus'un golü de zaten erken dakikalarda attı iptal oldu. İkinci yarıda da attı o da geldi. Güzel orandan mesela Fransa maçına neden keyif almadık? Çünkü sürpriz olabilirdi. Burada da denedim. Direkt evin bir golünü alalım çıkalım. Oran da güzel zaten. 1.52 oranı vardı. Bu iki tercih herkes açık Telegram grubuna da attım zaten. Oradaki arkadaşlarımız da biliyordur. O yüzden oraya da ara ara yapıyorum. Videolarda güzel seviyede like gelirse devam etmeyi düşünüyorum. Canlılarda neler yaptık? Hemen ondan bahsetmek gerekirse ekrandan göstereyim. Sabah sabah 3 tane canlı yaptık zaten. Şöyle mesela birinci yarı 93.5 üst olarak vermişiz. 1.50 gibi orandan. Başarılı bir olmuş. Ondan sonra aynı şekilde basket mücadelesi vardı. Toplam 175.500 üstüne bir de ev sahibi 89.500 almışız. Üçüncü periyot sonunda. İkisi de başarılı oldu. Onun dışında şöyle bir bu da geldi. Şunu da düzenleyelim hatta. Çağrı arkadaşımız vermiş. Şurada birlikte... Ya da dur ben bunu video içinde yapmayayım. Düzenleriz. Bir tane daha canlı verildi mesela. Maçı izliyorum. Batalla, bataja veya batalla nasıl okunuyor. Güzel servisler kullanıyor. Bu da devam ediyor. Daha yeni verilmiş. Kendi de almıştır zaten. 188 oynamış. Bu şekilde canlılarda da ekstra kazançlar elde etmeye çalışıyoruz. Ve devam ettiğimizde belirtelim. Sizlerden ricam videoyu atacağım. Artı 400-500 seviyesindeki like'tır. Like'larınızı eksik etmeyelim. 5000 kişi izliyor. 250 kişi benim 300 var yapalım bunu emeğe saygı diyelim likelarınızı bekliyorum baylar İlk mücadelem alttan başlıyorum en güvendiğim maçlardan bir tanesi günün Neden güvendiğim maçlardan bir tanesi anlatacağım şimdi Şimdi ben bu maçta şöyle bir tercih yapacaktım Fenerbahçe'de Wilbeck'in arkadaşlar bu maçta yok öncelikle onu belirteyim Wilbeck'in olmayışı çok önemli eksiklik çünkü üst sayılı atışlarda takımı sırt isimlerden bir tanesiydi Fenerbahçe'de Bilbekir'in eksikliğinden dolayı ben burada Real Madrid tarafına gitmeyi düşünüyordum. Az önce bakın daha videoyu çekmeden son kez şöyle haberleri kontrol ederken az önce Fenerbahçe vekorla için de olmayacağı söylendi. Yani bir tane bir açıklama yapmış. Hastalığı olmasından sebebi iş bu maçta da olmayabilirmiş. Guduric de işte, eğer bu maçta olmazsa Fenerbahçe'nin zaten dış atışlarda yüzdesi çok fazla düşebilir bu maçta. Ne olur İsmet veya Şehmuz belki devreye giren onlar belki hızlaşmaya çalışır. Ama dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin işi zor olacaktır. Eksiklerden dolayı burada Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Öncelikle bir ideal tercih yapayım ben sizlere. Ben burada normal her zaman Fenerbahçe tarafına gidiyorum. Biliyorsunuz bu sezon kazandırıyor çünkü. Burada deplasmana gideceğim. Çünkü eksiklerden dolayı Real Madrid son dönemde formdayken burada Real Madrid Fenerbahçe potasına burada toplamda 78 sayı atar gibi geliyor. Bu benim ideal bir tercihim olacaktır bu maçta. Real Madrid'in burada 78, 78 sayı idealden alınabilir. Onun dışında Gudur için ve Wilbeck'in olmadığını düşünürsek bu mücadelede ben burada 1.87 gibi oranından hatta oranı da art, arttıra, arttıralım. 1.91 olsun. 187 1.91 gibi orandan Real Madrid'in burada en az 2 atarak da maçın kazanması bence beklenebilir. Atmosferden dolayı bazı yıldız isimler de sahneye çıkabilir. Fakat dediğim gibi Real Madrid son dönemde formdayken ve Fenerbahçe'de iki tane önemli yıldız eksikken burada Real Madrid maçı kazanmaya yakın olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Diğer basket maçımızdan devam edelim. Kızıl Yıldız'la Bologna mücadelesi. Kızıl Yıldız'ın başına yeni bir teknik adam, yeni bir koç geldiğini söylemiştim. İlk 3 maçını kazandı. İlk maçında zaten ben de yüksek misli yapmıştım. Güveniyordum. İlk maçta reaksiyon gelir diye. Hatta zayıf bir rakiple oynuyordu. Son 3 maçında Euroleague'de kazanan bir Kızıl Yıldız takımı var. Bologna ile oynayacaklar. Aslında Kızıl Yıldız bu maçta favori ama bence Bologna takımı daha kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kızıl Yıldız'a bence o kadar daha iyi basketbol sergilemiyor. İlk 3 maçını aldılar. Yeter diyorum ben burada. Şöyle diyorum. Bologna tarafına doğrudan yönelmesem de ben bu mücadelede Bologna takımının burada 5 sayı fark yemesini beklemiyorum arkadaşlar. Çekişmeli bir maç geçecektir bence. Bologna burada bence 5 sayı fark yemez. Bilginize değerlendireceklere bol şanslar. Güney Kore ile Portekiz maçı hakkında devam edelim. Güzel bir maç olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Portekiz tarafı zaten iki, iki maçını kazanarak da gruptan çıkmayı garantiledi. Ondan yana bir sıkıntı yok. Güney Kore son mücadelesine mağlup olsa da çok iyi bir futbol sergiledi. Çok da güzel baskı kurduğunu söyleyelim Güney Kore'nin. Burada Güney Kore Portekiz'e karşı kazanmaya oynayacaktır. Mesela Tunus Fransa maçında nasıl Tunus'un ihtiyacı vardı Portekiz e, Fransa'nın ihtiyacı yoktu. 1-0 kazandı baskılı oynadı. Burada da aynı şekilde Güney Kore'nin de ihtiyacı olduğundan dolayı gemileri yakacaktır. Ek dakikadan itibaren Portekiz'e baskı kurmaya çalışacaktır. Ben burada ideale gittim. Nasıl bir ideale gittim? Güney Kore'nin atacağı tek golü alırsanız bence bizi üzmez gibi geliyor. Dediğim gibi Fransa Tunus maçında KG almadık. Sürpriz oldu. Evin bir golünü önerdim orada maç önü olarak. Da aynı şekilde burada da bir olası bir Portekiz mağlubiyeti çıkabilir. 1-0'lık Güney Kore ye... neden olmasın diyorum ben burada. Ama ben yine ideale kaçıyorum. Burada Güney Kore'nin atacağı bir gole 1.35 gibi oranı var. Oranı 1.40 mantarındaydı. Oranda düştüğünü de bilgisini vereyim sizlere. Kamerun'la Brezilya mücadelesi. Bu maçın şöyle bir tercih yapacağım. Oranı biraz düşük kalabilir. Avrupa'dan yaşayanlar, Avrupa'da oynayanlar. Onlar daha ideal kombini alabilir bence. Bence çok gollü bir maç geçmez gibi geliyor. Grubun son aşaması maçı. Aynı şekilde Brezilya da zaten garantilemiş bir durumda. Kamelo'nun burada isteği olacaktır gruptan çıkmak adına. Son mücadelesinde zaten Sırbistan maçında neler yaptığını gördük. Sırbistan'ın hatası tamamen o maçta. 3-1 öndesin hala gidiyorsun. hafta altta saldırıyorsun. Arkada boşluk bırakıyorsun. Ama Bakar Güle oynaya gol attı. Bir tane asist yaptı sanırım tamamen Sırbistan hatası. Brezilya'da o hataların olacağını sanmıyorum açıkçası. Ben golsüz bir maç bekliyorum. Hatta bu maçın sistemi konu sizlere sorduk. Ben 3.5 altını burada yani ideal kombineme koyarım. 3.5 altı 1 20, 1 27 gibi orandan alırım değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Neymar da zaten Brezilya maçında olmayacak. Bu maçta ben çok fazla gol beklemiyorum. 3.5 altını da en garanti olarak gördüğüm tercihlerden bir tanesi bu maç hakkında. Hatta 2.5 altını da zorlarım da. Yani tam belki 3 golde kalabilir onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi 4 gol olmasını beklemediğim maçlardan bir tanesi. Bakalım ancak Cameron böyle dakika 12 tane atacak falan da öyle üste gider gibi geliyor bana. Son maçım Sırbistan'la İsviçre mücadelesi. Bu maçı da şöyle bir değerlendirme altına aldım. Ee, i̇ki tarafta burada çıkma şansı var. Şöyle baktığım zaman da özellikle Sırbistan takımı yenerse burada çıkma şansı var. Kamerun'un diğer tarafta. Yani grubun işleri karışık. Sırbistan basacaktır. Bastığı zaman da basabiliyor yani. O gücü var yani Sırbistan'ın. Ben burada şöyle bir tercihte bulundum. Mücadelenin hareketli geçmesini bekliyorum. Eğer Sırbistan bir gol atarsa bu maçta erken dakikalarda İsviçre'de oyuna dahil olur gibi geliyor bana. Dahil olamasa bile Sırbistan basmayı deneyecektir. Ben burada korner aldım arkadaşlar. Mücadele genelinde 8.5 üst kornerin çift taraflı maç olabileceğinden dolayı her iki takımda korner kullanabileceği ihtimali olduğundan dolayı özellikle Sırbistan tarafı daha fazla korner kullanabilir bu mücadelede. Ama ben genel korneri alıyorum. Çünkü Kısırf Sırbistan bir gol attı takdirde İsviçre Sırbistan kalesine basmaya başlar. Onlar da korner kazanabilir. Mücadele genelinde 8.5 üst korneri sizlere 1.39 gibi oranlar idealden öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapsınlar maçın beklentisini söyleyeyim ben sizlere maçın beklentisi arkadaşlar indeks beklentisi de 0-0 yazıyor bilmiyorum nasıl olur geçtim bunu da toplamda 5 adet mücadelem vardı ideallerinden bahsettim bazı maçlara yüksek oran yaptım Real Madrid Fenerbahçe Beko maçına mesela güzel yüksek oran yaptığımı düşünüyorum değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Like'larınızı eksik etmeyelim dostlar. Like'lar bizim için önemli. Artı 300-500 seviyesinde bir like gelirse çok memnun olurum. 2 Aralık tahminlerimiz bu yöndeydi. Sizlere de Kamerun Brezilya maçının mahsus konu sorduk. Değerlendirecek katılacaklar. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.